Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz hocam. Harika gözüküyorsunuz. Sesiniz çok Sağ net, olun, çok teşekkür güzel ederim. gidiyor. Sağ olun. Sağ olun. Ben öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Canlı yayına katılan, Instagram'dan bizi izleyen tüm takipçilerimize umarım bu akşam oldukça faydalı, oldukça yararlı bir konuşma yaparız diye düşünüyorum. Umarım hocam harika olacaktır. Ben de o şekilde düşünüyorum. Ben öncelikle hem Doktor Ses ailesi olarak hem de şahsım adına çok teşekkür ediyorum size hocam zaman ayırdığınız için bize. Çok kısa sizi tanımayan takipçilerimiz için bir Evet. kendinizi tanıtabilir misiniz? Herkese tekrar iyi akşamlar. Ben Profesör Doktor Halil Özgüç. Genel cerrahi uzmanıyım. Uzun yıllardır Bursa'da son 10 yıldır da bir özel hastanede genel cerrahi uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle ilgi alanlarımı belki öğrenmek isteyebilir takipçiler. Ben Çok güzel olur. özellikle yemek borusu, mide, obezite cerrahisi, reflü cerrahisi, kapalı fıtık cerrahisi ve kalın bağırsak cerrahisi ile ilgileniyorum. Özellikle de bu cerrahilerin kapalı ameliyatlarını yapıyorum. Süper, çok teşekkürler hocam. Hocam peki bu korona günlerinde çalışmaya devam ediyorsunuz? Ameliyat yapmaya devam ediyor musunuz? Öncelikleriniz nedir? Şu Evet. süreciniz nasıl geçiyor? Tabii bu var olan pandemi tüm ülkeyi, tüm sektörleri veya tüm kişiler olduğu gibi bizleri de farklı bir şekilde etkiledi. Şimdi tabii bizim direkt uzmanlık alanımızla ilgili olan bir hastalık, yani tedavisine aktif katıldığımız bir hastalık değil. Ama tabii doğal olarak böyle bir hastalığın varlığında her sektörde olduğu gibi bizde de ciddi bir farklılaşma, ciddi bir önlemler alındı. Şimdi doğal olarak yapıyoruz, yani çalışmaya devam ediyoruz bulunduğum hastane itibariyle. Tabii ki bu dönemde biz özellikle bizim Türk Cerrahi Derneği'nin veya dünyadaki diğer cerrahi derneklerin bu dönemde yayınladıkları bazı kılavuzlar var. Yani nasıl çalışacağımız, nelere öncelik vereceğimizle ilgili bunları takip ediyoruz. Tabii öncelikle ertelenebilir. Bu dönemdeki bazı hastalıkları, bazı ameliyatları erteliyoruz. Yani çok acil olmadıkça bu dönem içerisinde bazı safra kesesinde çok şikayet olmayan hastaları olabildiğince daha sonraki döneme bırakıyoruz. Ama bazı hastalıklar var ki bunları çok ertelememiz mümkün olamıyor. Yani iki grup hastalık var özellikle. Bir süre ertelenebilir hastalıklar, hiç ertelenemeyen hastalıklar. Bu tür vakaları uygun koşulları sağlayarak yapıyoruz. Şimdi tabii çalışılan hastanelerde nasıl önlemler alınıyor? Benim çalıştığım hastanede nasıl önlemler alıyoruz? Bunu anlatmak lazım. Şimdi Tabii ki. hastane açısından iki bölüm gibi düşünmek lazım. Bir, bu COVID şüpheli hastaların veya COVID hastaların bulunduğu bir bölüm var. Bunların normal diğer hastalarla hiçbir alakası olmayan, yani girişleri çıkışları dahil olmak üzere ayrı bölümler oluyorlar. Yani diğer ameliyatlar, diğer hastaların bulunduğu bölümler tamamen ayrı. Örneğin benim hasta baktığım alanda bu tür bir hasta kesinlikle olmuyor. Örneğin ameliyat yaptığımız zaman da bu tür hastalarda tabii olabildiğince, yani hiç ilgileri olmuyor. Ama tabii şöyle bir dönemdeyiz, yani böyle bir durum var. Bu hastalıkta değişik bir hastalık. Tamamen şikayet olmayan hasta grupları var. Yani hiç daha virüsle karşılaşmış, virüs taşıyor ama hiçbir şikayet olmamış. Biz de bu hastayı acil ameliyat etmek durumunda kalabiliyoruz. Bu tür hastalar için bir takım önlemlerimiz var. Yani bunda var mı yok mu diye olabildiğince bir takım tetkikleri yaparak olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Tabii bazıları korona, yani COVID bile olsa acil ameliyat etmek durumunda kaldığımız hastalar var. Genel olarak baktığımız zaman da her hastayı kendimiz açısından da hasta açısından da COVID virüsü, korona virüsü varmışçasına önlemleri alarak ameliyat ediyoruz. Hocam çok uzun süredir aslında canlı yayınlar yapıyoruz. İlk defa böyle bir şeyden Evet. bahsettiniz. Çok teşekkür ederim. Çok da dikkat çeken bir şey. Dediğiniz gibi hani enfekte de olsam acilse bu ameliyat Tabii, olmak öyle durumundayım. öyle bir şey yok. Yani Bekleyebilme durumum yok. Şimdi bizim pratiğimizde zaten sadece, yani biz koronavirüsü yeni çıkmış bu versiyonuyla, bu tipiyle yeni çıkmış bir virüs. Ama biz zaten ameliyat yaparken kişileri değişik virüsler var. Örneğin
HIV taşıyıcılarımız var, hepatit taşıyıcıları var. Bunların da açık aralıkları var. Bunların da bir bilmediğimiz hastalıkları var. Cerrahide şöyle bir kavram vardır. Biz universal önlemler deriz. Yani her hastayı aslında temelde böyle bir virüsü taşıyormuşçasına ameliyat yaparken önlemlerimizi alırız. Sadece tabii kendimiz açısından aldığımız gibi ameliyata katılan diğer ekip. Bir de tabii hasta var. Hastayı da bu şekilde koruyarak alıyoruz. Bunun standartları belli. Bu sadece aslında koronavirüs için alınmış değil. Koronavirüsteki temel sıkıntı biz bazı açılardan nasıl bulaştığı yönünde çok şu an için en azından birçok şeyi biliyoruz ama bazı şeyleri de bilmiyoruz. Onun evet. içinde her şekildeki yani bulaşabilirliği açısından önlem alıyoruz. Bir de tabii elektif bir cerrahi veya yara acil bir cerrahi yapacağımız zaman kişide de bu virüsün yani varlığı varsa, bu virüsle enfekte ise yapacağımız ameliyat tabii çok sıkıntılı seyredebiliyor ameliyat sonrası açısından. Onun için de bunu mutlaka verifiye etmemiz gerekiyor. Yani bizde bu tür vakalar oldu. Yani şüpheli olduğu düşünülen hastalar. Bunların ameliyatlarını öteleyebildiğimiz kadar öteledik. Yapılan tekrar tekrar testlerinde negatifi aldığımız noktada ameliyatlarını yaptık hastaların. Bizde bu açıdan herhangi bir sıkıntı olmadı. Yaptığımız ameliyatlarda bu hastalarda yani virüs taşıyıcı hasta ile karşılaşmadık ama hepsinde her hastada şüpheli yani temas şüpheli durumuna göre tedbir almak durumundayız bu dönemde. Peki hocam, sizin normal rutin ameliyatlarınızın öncesinde tabii ki bir takım tetkikler yapıyorsunuz. Evet. Burada yine bir takım virüslere bakılıyor muydu öncesinde şimdi de şöyle, bu tetkikler? Evet. Şimdi şöyle, biz burada koronada da virüse bakmıyoruz. Yani bununla ilgili birebir öyle bir şeyimiz yok. Şimdi eskiden bakmıyoruz tabii. Çok şüpheli değilse, yani çok şüphelenmiyorsa şöyle bir tarzımız var. Her kişide bu virüsler özellikle kanla, sıvıyla, temasla geçebilecek hastalıkları, virüslerin herkeste pozitif olduğunu düşünerek ameliyat yapmamız gerekiyor. Bilemeyiz çünkü. Yani bir hepatit C taşıyıcısı olup olmadığını veya o anda hepatit C virüsü örneğin var fakat semptom belirti vermemiş, hasta olup olmadığını bilemeyiz. Onun için de her seferinde bu önlemlere dikkat ederek ameliyat yapmamız gerekiyor. Yani bu standart, dünya standardı olan universal önlem diye geçen cerrahide standart biçimi. COVID içinde, korona içinde bir tık daha bunu fazlalaştırıyoruz. Çünkü yani özel siperlikler vesaireler, bazı yöntemler var, bazı işlevişler var. Yani cerrahi teknikler var. Örneğin açık cerrahi yaptığımız zaman bu iş biraz daha rahat olabiliyoruz. Ama mesela örneğin endoskopi yapıyoruz, kapalı ameliyatlar yapıyoruz. Bu tür durumlarda vücut sıvılarıyla temas olasılığı yapan kişinin biraz daha fazla oluyor. Onun için biraz daha, evet yani onlarda çünkü ortama saçılabilme olasılığı biraz daha fazla oluyor. Onun için biraz daha fazla önlem alıyoruz. Tabii bizim asıl risk grubunda olan yani çalışanlar açısından anestezistler, yani onlar mesela özellikle daha çok dikkat ediyorlar. Ama dediğim gibi yani hastanelerin hemen tamamı bu hastalıkları yani bu hastalık taşıyan veya şüpheli vakalarıyla diğer hastaları ayrı, olabildiğince ayırıyorlar. Yani bir araya getirmemeye bak. Her şey izole, her şey ayrı. Bu hastaların bulunduğu alan ayrı. Giriş çıkışları ayrı. Örneğin bu hastaların tedavi gördüğü alana ben bile giremiyorum. Girmek zorunda olursam çok çok yoğun önlemlerle gidiyoruz. İnşallah girmeniz İnşallah. gerekmez hocam. Gelmeden bitiririz bu süreci. Tüm Türkiye olarak, tüm dünya olarak. Hocam, tüm hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları iyi ki varlar. Anestezisi, hemşiresi, hani hepsi, hepiniz iyi ki Evet. varsınız. Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hı-hı. Hocam, canlı yayından gelen ilk soruyla başlamak Tabii istiyorum buyurun. ben. Kolon ameliyatından sonra beslenmede dikkat edilecekler nelerdir diye sormuş Ahmet Bey. Ya şimdi kolon ameliyatlarının tabii tipine göre değişiyor. Yani kolon ameliyatlarında basit bir kısmın çıkarılması, yani çok kısa bir segmentin çıkarılmasıyla büyük bir segmentin çıkarılması arasında bir fark oluyor. Küçük bir segment çıkartıldığında çok çok özel bir şeye gerek yok yani tedbir almaya, ama biraz daha büyük bir segment çıkartılırsa o zaman bazı şeylere dikkat etmek lazım. Çünkü kalın bağırsağın temel görevi dışkının katılaşmasını sağlamak ve onun boşaltımını sağlamak. Yani böyle bir şey olduğu zaman kişilerde, yani ameliyat oldukları zaman biraz büyükçe bir segment çıkarılırsa sık dışkılama
ya çıkma sulu dışkılama olabiliyor. Yani o nedenle bu kişilerin çok su tüketmesini istiyoruz. Yani normalden de biraz daha fazla su tüketmesini istiyoruz. Bir de çok lifli gıda tüketmesini istiyoruz. Yani daha çok içerisinde lif olan kepekli gıdaları tüketmesini istiyoruz. Onun dışında da çok özel bir rejimi yok kalın bağırsak ameliyatlarının. Teşekkür ediyorum hocam. Bir takipçimiz demiş ki, hocam midem yemekten sonra ve önce çok ağrıyor. Yemek yediğim zaman istifra etmeden rahatlayamıyorum demiş. Sebebi ne olabilir diye sormuş. Teşekkür Ya etmiş. tabii yaşını, başka hastalıklarını bilmeden çok net bir yorum yapmamız doğru olmaz. Ama anladığım kadarıyla veya anlattığı kadarıyla bir şiddetli bir gastrit, bazen ülser gibi şikayetler olabilir hastamızın. İyi bir öykü aldıktan sonra bir endoskopik incelemenin en azından tanı açısından yararlı olacağını düşünüyorum bu takipçimize. Teşekkürler hocam. Bir takipçimiz demiş ki kolon ameliyatı oldum. 1 sene önce olmuş. 3 aylık periyotlarla kan tahlilleri yapılmış. Her şey normal geçmiş. 1 senenin sonunda ne gibi tetkikler Evet. yapılması gerektiğini soruyor. Şimdi tabii şöyle yani tahmin ettiğim sebepten dolayı yani tümöral bir sebepten dolayı yapıldıysa bunun belli bir takip protokolü var. Sadece kan tetkikleri değil. Yani ben hani genel bir yorum yapayım. Hastalığını direkt bilmiyorum ama 1. yılın sonunda bu kişiye bir endoskopi yapılmasını genel olarak öneriyoruz. Karın ultrasonu gerekebilir. Akciğer filmi gerekebilir. Ve bazı kan tetkikleri var. Onlar gerekebilir. Buradaki duruma bağlı olarak tomografi ve bazen de nadiren yani buradan elde edeceğimiz sonuçlara göre de PET'e kadar gidebilir. Ama tabii doğal olarak hastalığını bilmiyorum. Yani kolon ameliyatı çünkü çok farklı sebeplerle yapılabilir. Teşekkür ediyorum hocam. Hani çok net belki cevap veremezsiniz ama midede şişme ve nefes alamama sıkıntısı yaşıyormuş bir takipçimiz. Hani özel bir sebebi olabilir mi? Neden kaynaklı Yani olabilir? şimdi ben yine tabii tahmini ve spekülatif bir yorum yapmak durumundayım. Anlatılan şikayetler genellikle bizim hassas bağırsak durumu dediğimiz şikayet olduğunu tahmin ediyorum. Tabii bu biraz farklı bir durum. Yani bu bir hastalık mıdır? Bu bir böyle kişinin bununla birlikte yaşamasını gerektiren bir bağırsak çalışma düzeni midir? Muhtemelen bir böyle çalışıyor mide bağırsak sistemi kişinin. Yani burada tabii kişilerin temel bir korkusu var. Acaba ben kanser miyim, tümör mü var vesaire gibi. Bunların olmadığını göstermemiz lazım öncelikle muhtemelen yani bu hasta için. Yani endoskopi yapılması gerekir. Bazen tomografiye kadar gidebilir. Muhtemelen bunlar yoktur. Bunların olmadığını gösterdiğimiz zaman kişilerde bu tür şikayetler genel olarak zaten bir rahatlıyor yani. Onun dışında da diyet, bazı ilaçlar var. Ama buradaki temel şey bu şikayetlerin geçmesinde, azalmasında en azından temel şey. İki faktörü düzeltmek gerekiyor. Bir stres, iki egzersiz. Yani onu arttırmak gerekiyor. En azından gösterilmiş bu şey. Haftada 5 gün en az 30 dakika egzersiz yapanlarda bu tür şikayetlerin oldukça azaldığı biliniyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam bu obezite ameliyatlarıyla ilgili bir sorumuz var. Obezite ameliyatını yeni olmuş, şu an koronavirüsü gibi bir süreç geçiriyoruz. Ek bir önlem almasına gerek var mı Evet. diye sormuş takip. Şimdi sadece tabii ameliyat olduğu için ek bir önlem almalı mı? Bir iki ufak tefek önlem almasında fayda görüyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Koronavirüse kişinin gösterdiği reaksiyonlar genel olarak immün sistemle çok ilişkili yani bağışıklık sistemiyle. Ameliyat yeni olmuş kişilerde de bu hızlı kilo kaybı dönemine denk düştüğü için biraz immün sistem de baskılanabiliyor. Yani hafif bir düşme olabiliyor. Onun için bu virüsle karşılaştığı durumda klinik tablo daha sıkıntılı seyredebilir. O nedenle bizim en azından bizim yaptığımız yöntem yeni ameliyat ettiğimiz hastaları olabildiğince hastaneye kontrole çağırmıyoruz. Olabildiğince uzaktan takip ediyoruz. Yani online takip ediyoruz. Haberleşerek takip ediyoruz. Ama onun dışında izolasyon tedbirlerini yani herkesin aldığı izolasyon tedbirlerini çok daha iyi alması lazım bu hastaların. Bir de birçok kişi için belki demiyoruz ama obezite ameliyatı geçirmiş kişilerin özellikle bu erken dönemde, bu sıkıntılı dönemde vitamin ve mineral takviyelerini tam olarak almaları çok önemli. Evet hocam çok çok teşekkür ederim. Bu da çok detaylı bilgi oldu. Tüm cerrahi işlem yaptıranlar çok daha fazla kendilerini izole Evet. etmediler belki ama
Burada dediğiniz gibi o immün sistemi Evet. çok çok daha önemlidir. Hocam yine canlı yayınımızdan bir sorumuz var. Merhaba hocam, Hashimoto hastasıyım. Sedim yüksek, anti-TPO 1300 ve üzeri. TSH değerlerim düzensiz çıkıyor. Hashimoto tiroidi tedavisi var mıdır ve gebeliğe engel midir diye sormuş. Evet. Şimdi Hashimoto tiroiditi yani hani biz cerrahız ama yani birebir bizim uzmanlık alanımızla ilgili değil ama biz de bu tür hastalarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Hashimoto tiroidi otoimmün bir hastalık. Yani tiroid bezine karşı vücudun gösterdiği bir reaksiyonla tiroidde hormon salgılayan hücrelerde zaman içerisinde bir azalmaya doğru gidiyor ve sonuçta tiroid bezim uzun dönemde bu başlangıçta hormon dalgalanmalarıyla birlikte uzun yıllar sonra tiroid bezi çalışmamaya başlıyor. Yani hipotiroidi ile hasta karşılaşıyor. Tedavisi var mı? Temel tedavisi ilaç. Yani günümüzde çok basit, çok temel tiroid ilaçları var. Bunlardan dozuna göre, kişinin hipotiroidisinin dozuna göre çok düşük dozdan yüksek doz olabilecek ve günde bir tane tiroid hormonu kullanması gerekiyor bu hastaların çoğu zaman. Gebeliğe engel değil. Eğer tiroid hormon düzeyleri gebelik süresince düzenli bir şekilde takip edilir ve tedavi edilirse engel bir durumu yoktur. Yani rahatlıkla gebe kalabilir. Uygun bakımda da çocuğu sağlıklı doğar. Çok teşekkürler. Hocam Taylan Bey'e sormuşlar. Kimler obezite cerrahisinden faydalanamaz? Faydalanamaz. Bu daha güzel bir soru. Genellikle biz tersini görüyoruz. Kimler obezite cerrahisinden faydalanır oluyor. Şimdi şöyle öncelikle kısaca ameliyat kim faydalanır söyleyelim. Faydalanamaz. Oradan çıkar zaten. Birincisi Evet hocam. temel olarak birinci hasta grubu vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalar. İkinci grup hastamız vücut kitle indeksi 35-40 arası olup da obeziteye bağlı yandaş sorunu olan hastalar. Yani tip 2 diyabet, hipertansiyon, lipid düzeyi yüksek, diş problemi gibi. Bir de son yıllarda gündeme gelen vücut kitle indeksi 30-35 arasında olup da kontrolsüz diyabeti olan ve ilaçlarla da kontrol altına alınamayan hasta gruplarına da bunu tavsiye ediyoruz. Bunun dışındaki vücut kilo açısından olan hastalara çok bu ameliyatları önermiyoruz. Ama onun dışında bu ameliyat endikasyonları içinde de olsa ameliyat önermediğimiz, yapmadığımız hastalar var. Bunlardan bir tanesi özellikle bu ameliyatlar adapte olamayacak, uzun dönem takiplere katılamayacak hastalar. İkincisi ameliyata engel bir sistemik hastalığı olan, şiddetli bir kalp problemi var. Bu ameliyat riskli, o zaman yapmıyoruz. Yaşla ilgili bir takım doneler var. 55 yaştı bunun üstü. Yani 55 yaşı geçtikten sonra yapmıyorduk ama günümüzde 65 yaşa kadar çıktı. Hatta daha da ileri durumlarda çok özel hasta bazında değerlendirildiği zaman yapabiliyoruz. Onun dışında da yani şiddetli psikotik rahatsızlıkları olan yani psikiyatrik rahatsızlıkları olan hastalara da bu ameliyatları yapmıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam canlı yayınımızdan birkaç farklı soru var. Kolonoskopi ile alakalı bunlar. Bir takipçimiz 46 yaşındaymış. Kolonoskopi hangi hallerde yapılması gereklidir diye sormuş. Bir takipçimiz de kolonoskopi hangi durumlarda yapılabilir? Yaş ve kilo gibi etkenleri var mıdır? Hani neden böyle bir şey yapma ihtiyacı duyuyoruz hocam? Yaptırmalı mıyız? Şimdi şöyle ben önce hani kolonoskopinin nasıl bir şey olduğunu anlatayım kısaca. Şimdi bizim yaptığımız uygulamada biz özel bir kamera aletle kalın bağırsağın içerisine bakıyoruz. Yani kalın bağırsağın içerisinde hastanın şikayetlerine sebep olacak bir sorun var mı ya da bir kontrol amaçlı yaptığımız oluyor. Bir tek biraz sıkıntılı bir yönü şudur. Bir gün öncesinden hastaların en az bir bağırsaklarının temiz olması lazım. Tabii yani içeriği görebilmemiz için, daha net görebilmemiz için. Bir de bunu sedasyonla yapıyoruz. O nedenle oldukça konforlu bir işlem aslında. Hastalar korkuyorlar ama çok korkulacak bir şey değil. Günübirlik bir işlem. Bir saat hastanede kalma, maksimum 2 saatte hastaları gönderiyoruz. Komplikasyonları veya sıkıntıları var mı? Çok az yani çok çok az. Hatta yok deneyebiliriz yani denebilir. Hangi hastaları öneriyoruz? Şimdi bir iki şekli var. Bir tanesi tarama amaçlı yapabiliriz. Yani günümüzde 50 yaş üzerindeki herkese kolon kanseri taraması açısından kolonoskopi öneriliyor. Ve 5 yılda bir de tekrarı öneriliyor. Çünkü özellikle kalın bağırsak tümörlerinin öncüsü olan polip dediğimiz iyi huylu olan oluşumlar saptanabiliyor ve bunların tedavisi yapılabiliyor. Bazı hastalarda da daha erken yani örneğin polip saptadık. Bu hastanın polibini çıkarttık ama 6 ay sonra bir daha yapıyoruz. Sonra bir yıl sonra bir daha yapabiliyoruz. Onun dışında şikayetlerine bağlı yapıyoruz.
Yani şimdi hangi hastaya yapalım? Özellikle bizim şey grubumuz, yani endikasyon grubumuz, dışkılama alışkanlığında değişiklik. Yani herkesin kendine ait bir dışkılama alışkanlığı vardır. Bunda yeni dönemde, yakın dönemde bir değişiklik varsa, büyük abdestinde kan görüyorsa, yeni başlamış kabızlık, ishal gibi şikayetleri varsa, bir de özellikle kansızlık, yani nedeni açıklanamayan bir kansızlığı varsa kişilere kolonoskopi öneriyoruz. Yine ailede kolon kanseri olan kişiler var. Kolon kanserinin tabii ailevi geçişleri risk faktörü var, yani arttırıyor bir miktar. Onun için bu kişilere daha erken yapıyoruz. Normalde 50 olan yaşta bu kişilere 40 yaşında tavsiye ediyoruz, yani bu tür kişilere. Bir de örneğin ailede baba 40 yaşında kolon kanseri olmuşsa, birinci jenerasyon çocuklarına 10 yıl önce, yani 30 yaşında bunu öneriyoruz. Daha çok çok Tabii erken daha erken yaşta. öneriyoruz. O yüzden aile Aile öyküsü ve öyküsü yaşı önemli. çok önemli Yani bu konuda anladığım ebeveynde, kadarıyla. birinci jenerasyon ebeveynde böyle bir şey varsa, alt jenerasyonda kolon kanseri hiçbir şey bile olmasa gelişmesi gibi 1,5 kat artıyor. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam bu kapalı ve açık ameliyatlarla ilgili arada nasıl bir fark var? Siz genel anlamıyla hangisini tercih ediyorsunuz ya da rahatsızlığa göre mi ilerliyorsunuz? Onun hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Şimdi birincisi tercihle ilgili, onu ben söyleyeyim. Tercih diye bir şey yok. Yani şöyle bir şey yok. Nasıl yaparsanız yapın. Yani açık yapın, kapalı yapın. Ameliyatı aynı standart ve aynı kalitede yapmak durumundasınız. Yani ben bir ameliyatı kapalı yapacağım diye ameliyatın standartlarını geriletmemiz veya düşürmemiz diye bir şey söz konusu değil. Şimdi günümüzde tabii genel olarak biz de dahil olmak üzere kapalı cerrahileri tercih ediyoruz. Kapalı cerrahi dediğimiz zaman şunu yapıyoruz. Genellikle bir kamerayla çalışıyoruz. Karşımızda bir monitör oluyor ve biz karın içine açtığımız 4-5 ameliyatın şeyine göre en büyüğü yarım santimden 2 santime kadar uzanan deliklerden özel aletlerle çalışarak ameliyatı yapıyoruz. Açık cerrahide tabii oldukça büyük kesiler yapmak durumunda oluyoruz. Kapalı cerrahinin açık cerrahiye olan bir takım tabii avantajları var. Nedir bunlar? Birincisi hızlı iyileşme. Daha az ağrı, daha hızlı normal hayata dönüş. Bir de bazı ameliyatlar için açık cerrahiden çok daha büyük üstünlükleri var. Çünkü kamerayı yaklaştırabiliyoruz. Yaklaştırdığımız zaman dokuları daha iyi görebiliyoruz. Ama şöyle bir negatifliği var. 3 boyutlu değerlendiremiyoruz olayı. Yani karşılıklı kamerada normal televizyonda izlediğimiz gibi oluyor. Ama günümüzde, yani özellikle genel cerrahi ameliyatlarının hemen %80'ini kapalı yöntemlerle yapıyoruz. Örneğin nedir? Mesela ilk başlayan şudur. Kapalı safra kesici ameliyatlarıyla bu iş başlamıştır artık, ama günümüzde mide, obezite cerrahisi, kalın bağırsak cerrahisi, fıtık cerrahisi, hemen hemen her türlü cerrahi kapalı yapmak mümkün. Burada tabii genel kapalıyı tercih etmekle birlikte hastaya ve hastanın da hastalığına göre de karar veriyoruz. Ama dediğim gibi temel düstur ameliyatın iyi ve düzgün olması. Çok teşekkür ederim hocam. Bu arada çok teşekkürlerini ileten, yayının çok faydalı olduğunu söyleyen takipçileriniz var. Onları da iletmek Evet. istiyorum size hocam. Evet, Herkese teşekkürler. çok teşekkür ediyorum. Hocam bir takipçimiz demiş ki benim prolaktin hormonum kan testinde 25 çıktı. Endişe etmeli miyim? Şimdi bu çok, yani çok önemli bir şey değil. Yani prolaktin hormonunun yüksekliği zaman zaman özellikle adet dalgalanmalarıyla da olabiliyor. Ama bu sebat ediyorsa, yani bu yükseklik, o zaman araştırmak gerekir. Genellikle bu hipofiz bezindeki, biz ona bakıyoruz. Yani adenom dediğimiz bu prolaktin hormonunun salgılanmasını arttıran bir adenom, bir orada bir küçük bir oluşum var mı yok mu, onu gözlüyoruz. Yani onu araştırıyoruz. O yoksa çok da strese girilecek bir şey değil. Yani ama dediğim gibi o prolaktin düzeyi hep yüksek çıkıyorsa o açıdan bir araştırılması, yani MR, CT vesaire çekilmesi gerekebilir. O yoksa çok çok özel değil. Bir takım ilaçlar verilebilir. Prolaktin hormonu için, yani düzey normal olsun diye. Çünkü bu genç kişilerde böyle bir şey varsa işte gebelik adet düzensizliği vesaire de olabiliyor. Bunların düzenlenmesi, işte gebeliğin sağlanabilmesi açısından bazı ilaçlar verilmesi gerekebilir.
Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam bir takipçimiz midemde bakteri varmış. Bunun mide şişmesi ve nefes darlığı yapar mı diye sormuş. Benim de soracağım soru aslında mide kanserleriydi. Mide kanseri olup olmadığımızı nasıl anlıyoruz? Nasıl bir vücudumuz tepki veriyor? Onunla ilgili bize kısa bilgi verebilir Tabii. misiniz? Şimdi midede bahsedilen bakteri bizim bildiğimiz Helicobacter pylori dediğimiz bakteri. Helicobacter pylori midenin dokusu içerisinde aside dayanıklı bir bakteri. Kendini koruyarak orada yerleşiyor ve kişiden kişiye de bulaşabiliyor. Yani ağızdan alınan gıdalarla geçebiliyor. Ama şöyle bakarsak Türk toplumunda, birçok toplumda da böyle %60-70 pozitifliği var. Yani sadece Helicobacter pylori'nin varlığı, yani bu bakterinin varlığı çok bir şey ifade etmeyebilir. Ama ne yapabilir? Midenin dokusunun yapısını bozarak, yani koruyucu yapıyı bozarak bazen gastrit, ülser yapabiliyor. Yani bu tür şikayetlere sebep olabiliyor. O zaman tedavi ediyoruz. Bu bakteriyi de ortadan kaldırıp hem gastrit hem ülsere yönelik tedaviler düzenliyoruz. Bu tür şikayetler yapar mı? Yapabilir. Ama bu tür şikayetlerin tek başına sebebi ille de bakteri olması gerekmiyor. Yani öyle bir kural yok. Şimdi mide kanserine gelince mide şöyle bir organ. Yani herkes bunu bilmesi lazım. Mide büyük bir organ. Yani içi boş, genişleyebilir bir organ. Onun için mide kanserinde, yani mide tümörlerinde bulgu ve belirti vermesi bazen sıkıntılı olabiliyor. Yani tümörün büyümesi durumunda bazı şeyler ortaya çıkıyor. Onun için bizim hep alarm şikayetleri dediğimiz bir takım şikayetler var. Özellikle yeni başlamış olmak önemli. Yani bizim yaş olarak da baktığımız zaman hastanın hiçbir şikayeti yok ama yaklaşık 2-3 aydır bir hazımsızlık, bir şişkinlik vesaire şikayeti var. Ve bu bir şeyle ilişkisiz. Yani hani yediği gıdayla ilişkisiz vesaire ilişkisiz. Bu bize bir alarm zili çaldırıyor. İkincisi kilo kaybı. Bazen bulantı, kusma. Şikayetler gastrit ve ülserle çok çakışabiliyor. Yani çok benzer şikayetler oluyor. Ve maalesef bunu tanı koymanın da bir yöntemi yok. Şüphelendiğimiz anda en kolay, en kestirme tanı endoskopi, yani midenin içine ışıklı bir aletle bakmak durumu. O nedenle bunu çok yapmamız gerekiyor. Yani şöyle çok yapmamız. Neredeyse her bir takım bu tür şikayet olan her hastaya endoskopi yapmamız lazım ki belki 10 yapacağız. 9'unda hiçbir şey çıkmayacak. Bir tane hastayı yakalayacağız. Ama genellikle hazımsızlık, kilo kaybı, bulantı, kusma veya karın üst bölümünde ağrı şikayetiyle hastalar bize geliyor. Erken dönem için söylüyorum. İleri dönem olduğu zaman zaten o şikayet veriyor. Yani belirgin şikayetleri oluyor hastalar. Yine diğer kolon kanseri gibi aile öyküsünün olması da Bir miktar. Yani gerekiyor şimdi mu hocam? şöyle, kolon kanseri kadar değil ama burada da var. Yani ailede varsa bu kişilere de biraz daha erken endoskopi öneriyoruz ama kolon kanseri kadar belirgin değil yani bu ilişki. Ama şöyle bir şey varsa tabii ki var. Yani anne de var, atıyorum teyze de var. O zaman tabii onun dede de var. Öyle bir şey, yani bu geçişler varsa o zaman tabii ki risk arttığı belli oluyor. Yani o daha net. Belki şikayeti Evet, yoksa bile o kişinin kesinlikle rutin öneriyoruz. kontrolü yaptığı. Öneriyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hocam daha önce gelen sorulardan bir tane yönlendirmek istiyorum. 3 aydır karın bölgemde ağrı var. Kolonoskopi yapıldı ama hiçbir kötü ya da olumlu olumsuz sonuç alamadım. Neden kaynaklanabilir diye sormuştum. Birçok sebebi vardır ama. Evet, birçok sebebi olabilir ama az önce de bahsettiğimiz gibi muhtemeldir ki bizim hassas bağırsak durumu dediğimiz bir durum bu. Yani bu nedir? Bu kişinin genellikle bağırsak çalışma sistemi böyle oluyor. Yani şişkinlik, ara ara gaz, ara ara kabızlık, ara ara ishal. Genellikle hastalar şişkinlik şikayetiyle geliyorlar. Bu birçok şeyden etkileniyor. Yani gıdadan, stresten, egzersiz yetersizliğinden veya herhangi bir sebepte olması gerekmiyor. Bu tür durumlarda çok fazla açık konuşmak lazım gelirse, yani tümör vesaire saptanmadığına göre çok yapacağımız bir şey olmuyor. Dediğim gibi az önce kişilere özellikle gaz yapıcı gıdalardan uzak durmasını öneriyoruz. Yani çok fazla yaş, sebze, meyve tüketmemesini, daha lifli beslenmesini, çok fazla özellikle çay, kahve, bu tür bağırsak hareketlerini arttırıcı gıdaları tüketmemesini öneriyoruz. Çok fazla şekerli gıda tüketmemesini öneriyoruz. Bazı kişilerin karbonhidratlardan uzak durması gerekebiliyor. Yani onlar da bazen tetikleyebiliyorlar. Özellikle bazı gıdalar var, baklagil türü gıdalar. Bunlardan da uzak durmasını
öneriyoruz. Dediğim gibi egzersiz ve stresle ilgili bir ilişkisini kurabiliyorsak ona yönelik bir tedavi. Bazen de bir iki ilacı var. Yani bu bağırsak şişkinliğini azaltıcı. Onları verebiliyoruz kişilere. Ama genellikle kişiler bu şeylerle birlikte bu şikayetlerle yaşamayı, hayatlarını sürdürmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bazen pat diye bakıyorsunuz yaşamın bir döneminde tamamen şikayetleri ortadan kalkabiliyor kişiler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yine canlı yayınımızdan gelen bir soru var. Bahar Hanım sormuşlar. 33 yaşındayım. Mide, kardiyo ve yemek borusu birleşim yerinde şans eseri tespit edilen lenyon var. Yaklaşık bir yıldır büyümede tespit edilmedi. Şikayetim de yok. Ameliyat olmalı mıyım diye sormuş hocam. 33 yaşındaydı herhalde değil mi? 33 yaşında. Yani eğer lenyon olduğu kesinse ve herhangi bir şikayeti yoksa takibi yeterlidir. Çünkü yerleştiği yer itibariyle sıkıntı buradan başlıyor. Yani biraz daha aşağıda olsa çok daha kolay tedavisi. Şöyle tedavisi burada da zor değil ama bu leyomiyomu bizim sadece yani oradaki bağırsak yemek borusu ve mide dokusunu çıkartmadan çıkartmamız lazım. Yerleşim yeri itibariyle uygunsa çıkartılırsa daha iyi. Ama büyük bir doku kitlesi çıkartmak gerekiyorsa takibi tavsiye ederim. Çünkü fonksiyonel sıkıntıları olacaktır. Yani yemek borusunun girişiyle çıkışıyla mide girişi arasındaki yapıyı çıkarttığımız zaman hastaların ciddi reflü yakınmaları olabiliyor uzun dönemde. Hani leyomiyomlar çünkü çok yani büyüyen, metastaz yapan tümör tipi değil genellikle. Onun için hani çok şikayeti yoksa takip öneririm ama dediğim gibi kapalı yöntemle sadece yani rezeksiyon yapmadan sadece leyomiyomu çıkartmak şeklinde bir cerrahi yapılabilir. Böyle bir şey yapılabilirse o da düşünülebilir. Çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında hocam belirtmek istiyorum. Siz benden çok daha iyi ifade edersiniz belki. Branşınızın dışında da sorular geliyor. O takipçilerimiz için de hani farklı yayınlarda o hekimlerimizin branşlarında ileteceğimizi söylemek istiyorum. Ben onları size iletemiyorum. Son 3-4 sorumuzu yönlendirmek istiyorum. Yine canlı yayınımızdan bir tane sorumuz var. Makat ıslaklığı neye bağlı olabilir diye bir sorumuz var hocam. Evet. Şimdi makat ıslaklığının çok farklı sebepleri olabiliyor. Yani bazen küçük bir hemoroid, bazen çatlaklar, bazen mukoza prolapsi diyoruz. Yani o bölge aşırı ıkınma, kabızlıkla birlikte dışa doğru çıkıyor. Bunların buradaki yani kalın bağırsağın iç kısmındaki dokunun, mukoza dediğimiz yapının dışa doğru çıkması genellikle buna sebep oluyor. Altta yatan sebebi bulmak lazım. Yani bu basit bir hemoroid kaynaklı mıdır, prolapsus kaynaklı mıdır? Bunu muayeneyle saptayıp ona yönelik bir girişim yapılabilir. Yani ameliyata kadar gidebilir tabii. Teşekkür ediyorum. Yine bu makat bölgesiyle alakalı bir sorumuz var hocam. 3 ayda bir oluşan ve ağrı yaratan şişkinlikleri oluyormuş. Sürekli antibiyotik tedavisi görüyormuş ve sürekli tekrarlıyormuş. Bunun sebebi ne olabilir diye evet, sormuş. Şimdi muhtemelen burada bir kişi yani bu takipçimizde bir abse ya da fistül var. Yani fistül dediğimiz şey şu. Kalın bağırsağın iç dokusuyla cilt arasında yani deri arasında bir küçük bir açıklık oluşuyor. Buradan büyük abdest veya mikroplar, bakteriler geçiyorlar. Ve orada bir enfeksiyona sebep olabiliyor. Yani iki yönünden bir yönü kapandığı zaman. Biz buna abse diyoruz. O bölgede abse oluşuyor. Yani bunun tedavisi sadece antibiyotikle olmaz. Onu baştan söyleyeyim. Eğer buysa tabii. Buradan böyle yorum yapıyoruz. Bir kere yani bu aslında bu kadar tekrarladığına göre bir MR çekilmesinde fayda var. Yani bu fistül var mı, o hapse düzeyi ne düzeyde diye. Fistül varsa tedavisi ayrı. Sadece basit bir hapse ise tedavisi ayrı. Ama bunlar antibiyotikle yani buradan anladığımı söylüyorum tabii. Antibiyotikle olmaz. Yani MR çekilip gerekiyorsa cerrahi yapılabilir bu hasta. Çok teşekkür ediyorum. Hocam 3-5 soru demiştim ama sorular gelmeye devam ediyor. Biraz yoracağım sizi. Bağırsak polibi ile alakalı bir sorumuz var. Bağırsak polibinin sebepleri arasında herpes virüsler olabilir mi diye sormuşlar. Bağırsak polipi sebepleri arasında. Yani bildiğimiz bahsedilen polipler ise yani kalın bağırsağın içindeki poliplerden bahsediyorsak bunların herpesle birebir ilişkileri yok. Herpes genellikle genital bölgede sil benzeri yani yani papillom gibi böyle kabarık dokular oluşturuyor. İçeridekilerle birebir çok fazla bir ilişkisi yok. Yani kalın bağırsak polipleri açısından söylüyorum. Teşekkür ediyorum.
Hocam boyunda 5 milimetre çapında tiroid nodülü var. Ameliyat gerekir mi? Hastamızın yaşı da 54'müş. Şimdi şöyle 5 milim çok küçük bir proje. Yani yarım santim civarında. Tek başına bir nodülün varlığı ameliyat indikasyonu değil bizde. Ultrasonla bu nodülle ilgili bir karakteriyle ilgili bir şüphe vesaireyi söyleyebilir yani radyolog bize. Diyebilir ki etrafında bir doku var, kanlanması şöyle böyle. Bizim kafamızda bir şüphe oluşması lazım. O zaman bile ameliyat indikasyonu yok. O zaman genellikle bu kişilerden yani şüphelenirsek bir şeyden iğneyle biyopsi yaptırıyoruz. Orada ancak bir ameliyat gerektirecek bir durum çıkarsa biz cerrahi öneriyoruz. Yoksa sadece 5 milim bir polip için tiroid ameliyatı olmaya gerek yok. Sadece takip yeterli. O bile çok sık yapılması olur. Çünkü herkes de vardır ya 5 milim. Baksak iki kişiden birinde o kadar polip buluruz. Şey nodül buluruz pardon. Çoğumuz da maalesef. Teşekkürler. Hocam yanlış telaffuz ediyorsam siz lütfen düzeltin beni. İyi akşamlar. İNG hernia ameliyatı oldum. Mese reaksiyon oldu. Sonrasında mese bir kısmı alındı ve birçok tedavi yapıldı. Ama hala ağrılarım devam ediyor. Ne yapılabilir Evet, diye şimdi sormuş. iğneye derken inguinal herni anlıyorum ben. Yani kasık fıtığı ameliyatı olmuş diye düşünüyorum. Şimdi şöyle tabii maalesef şimdi kasık fıtığının günümüzdeki tedavisi yani rutin tedavisi yama kullanmak. Yani yamasız bir tedavi yöntemi çok çok nadir durumlarda başvuruyoruz. Ama tabii yamaların da çok çok yine nadir olarak bu tür şeyleri olabilir. Bir enfeksiyonla birlikte olduğu zaman bu yamaların üzerinde bakteri oturuyor ve o yamayı sökmeden, çıkartmadan bu enfeksiyonun geçmesi çok zor oluyor. Sadece ağrı tabii yamanın ya, genellikle şöyle oluyor. Ağrıya bağlı, yani yamanın oluştuğu reaksiyona bağlı. Bazen oradaki şiddetli sert doku gelişiyor. Ondan kaynaklı olabiliyor. Bazen de eğer kapalı yapıldıysa bilemiyorum. Yamayı tespit ettiğimiz bir takım küçük cihaz şeyler var. Yani biz takır diyoruz, zımba gibi şeyler var. Onlar bazen sinirlerin geçtiği alana geliyor. O da şiddetli ağrı yapabiliyor hastalarda. Ama o kişi de yani bu takipçimiz de o yamanın tamamını sökmek gerekecektir diye düşünüyorum. Tabii bazen lüks de oluyor hatta yani onu da görmek lazım. Yani yama olmasına rağmen fıtık tekrarlamış olabiliyor. O da bazen ağrı yapabiliyor. Ama anladığım kadarıyla yamanın neredeyse tamamını sökmek gerekir bu şeyde takipçimizde. Çok teşekkür ediyorum. Hocam bir farklı sorumuz da 5 ay önce fistül ameliyatı olan bir takipçimiz. İPP çok pardon hızlıca kayıyor. İPP düşmedi ve akıntım devam ediyor. Ne yapmam Ha. lazım diye sormuş. Yani şunu anlıyorum tabii fistül ameliyatlarında bazen özel seton dediğimiz yani o fistül içerisine ip koyuyoruz. Yani şunun için koyuyoruz ki bir sürekli olarak o fistül alanı dışarıya boşalsın yani aksın bakteri veya sıvı birikimi olmasın ve bu nedenle iyileşme dokusu hızlı olsun. Orayı doldurmaya çalışıyoruz. Kendiliğinden düşmediyse muayene edip yani bir bakmak lazım. Yani belki çünkü 5 ay çok olmuş. Belki de yarın çıkartmak gerekebilir. Veya bazen sıkıyoruz yani iplikleri. Ama anladığım kadarıyla bu çıkartmak lazım yani. 5 ay epey uzun olmuş. Yani en fazla bir ay daha beklenir yani. Daha fazla beklemek doğru değil. Kapanmadıysa kapanmamıştır ofisçiler. Çok teşekkürler. Hocam RNA'ya gastrit bypass ameliyatı oldum. Oruç tutabilir miyim diye bir sorumuz var. Burada tabii bu dönemde çok sorulan bir soru. Tutamaz diyemeyiz. Yani tutamaz diye bir şey yok. Ama eğer yeni olduysa, özellikle ilk dönemde olduysa, yani yeni 3 ay, 5 ay, ilk sene için tutmamasını öneriyoruz. Yani ama mesela bu yeni olmuş bir kişinin bu Ramazan'da oruç tutmaması daha doğru olur. Seneye tutabilir. Yani çok aksi bir durumu yoksa. Buraya gastrik bypass biraz daha emilim bozukluğu yapabilen bir ameliyat tipi. Yani birebir hani tutamaz demem ama kişiye de bakmak lazım. Yani herkes de çünkü yaptığımız bu ameliyat herkes de aynı etkiyi, aynı tarz sorunları veya aynı kilo kaybına sebep olmayabiliyor. Ama temel olarak ilk Ramazan'ı geçirmelerini, onu da tutmamalarını tavsiye ediyoruz.
Çok teşekkür ederim. Hocam ben akalozya hastalığı ile ilgili biraz sizden bilgi almak istiyorum bir de. Çok ismini çok duyduğumuz bir rahatsızlık değil. Şimdi şöyle, evet, yani akalozya çok sık görülen bir hastalık değil. Yani ne kadar da görüyoruz, yani milyonda 20 gibi bir sıklığı var. Yani milyon kişide nüfusa 20 kişi gibi bir sıklığı var. Böyle bir takipçimiz var. Uzun. Tamam. Şimdi şöyle, akalasyanın temel olarak aslında basitçe anlatacak olursak, yemek borusunun alt ucunda mideye giren yapının lokmaları yutarken gevşemesinde bir sıkıntı var. Yani normalde yutarız, gevşer, lokma mideye geçer ve tekrar kapanır burası. Şimdi burada gevşeyemiyor. Gevşeyemeyince kişilerde bir yutma güçlüğü, takılma hissi ortaya çıkıyor. Bu özellikle bazen, yani çok tipik bir semptomla, yani bu takılma, yutma güçlüğüyle gelebildiği gibi hastalarda bazen bu hissiyat tanınamayabiliyor. Yani değişik boyutlarda oluyor. Yani hafif oluyor. Bazen yani psikolojik, hatta psikiyatrik tedavi gören hastalar bile olabiliyor. Şimdi burada biz buradan nasıl tanı koyacağız? Yine şüpheleneceğiz. Bu uzun dönemdir böyle bir yutma güçlüğü olan hastalarda en kestirme tanı ilaçlı film. Yani ilaçlı bildiğimiz klasik yemek borusunun ve midenin filminin çekilmesi. Orada çok tipik bir görüntüsü var. Biz orada kuş gagası gibi görüyoruz. Yani bunu hemen her doktor bunu görmüştür mutlaka öğrenciliğinde. Çok tipiktir. Oradan tanısı konur. Tabii bunun yanı sıra bu düşünüldükten sonra endoskopi, bazı birçok hastalığa da özellikle basınç ölçümleri yapmamız gerekiyor. Yani yemek borusunun alt ucundaki kasların basıncıyla yemek borusunun kasılmasının, çalışmasının fonksiyonlarını da değerlendirmemiz lazım. Çünkü uzun süre, yıllarca akalasya hastalarında şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Yemek borusunun alt ucu yeterince gevşeyemediği için yemek borusunun kasılma fonksiyonları da yıllar içerisinde yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Şimdi bu kişilerin uygulayacağımız tedavi metoduyla yeni tanı konmuş, yemek borusunun fonksiyonları iyi olan kişilerdeki tedavi tarzımız değişebiliyor. Şimdi akalasya tanı koyduktan sonra nasıl tedavi edeceğiz? Şimdi klasik aşamaları var bunların aslında. Ama biz cerrahız. Yani biz cerrahi tedavinin, özellikle kapalı cerrahi tedavinin çok daha etkili ve başarılı olduğunu söylüyoruz. Ama genellikle aslında öncelikle endoskopik balon dilatasyon yapılıyor. Yani endoskopla girip hafif uyutarak orada bir balon şişiriliyor. Bunun yaptığı şey şu: oradaki yemek borusunun alt ucundaki kasları bir nevi yırtarak basıncı düşürüyor. Yani daha rahat geçmesini sağlıyor. Başarı oranı %60'larda. Nüksetme olasılığı biraz daha yüksek. Cerrahi ne yapıyor? Cerrahi aslında bunu yine biz tabii ideali kapalıdır, kontrollü olarak kesiyor. Yani baktığınız zaman yani basınçla içeriden bir kesme var. Bir de biz görerek birebir kesiyoruz. Tabii daha başarılı. Yani cerrahinin başarı oranı %85'lerde, lüks oranları daha da düşük. Özel bir hastalık. Özel bir tedavisi var. Az da gözüktüğü için çok fazla ilgilenen cerrah veya ilgilenen bir gastroenterolog bulmakta zor oluyor. Akla gelen bir hastalık değil. Akla gelmiyor yani tanıda. Çok teşekkürler hocam. Dediğiniz gibi az sık görülen bir Evet, rahatsızlık olmadığı için iyi tedavi yaptırmak da çok çok önemli sanırım. Hocam günde 5 kere büyük abdestle çıkmak normal mi diye bir sorumuz var. yani çok normal değil. Yani normal diyemeyiz 5 kere. Bu dediğim gibi, yani hassas bağırsak hastalığından tutun da bir başka sebebe kadar gidebilir. Yani bunu bakmak lazım. Günde 5 kere çok. Yani bakteriye bağlı olabilir, geçirilmiş ameliyata bağlı olabilir. Bir sürü sebebi var. Normal değil. Yine birbirini tekrarlayan sorular gelmeye başladı. Yayınımızı mutlaka kaydedeceğiz. Hocamızın hesaplarını da, Doktor Ses hesaplarını da paylaşacağız. Yayını başından sonuna kadar dinlerseniz tüm sorularınıza cevap alacaksınız diyorum ben. Birbirini tekrarlayan sorular var. Hocam ben son sorumuzu yönlendirmek istiyorum size ama bunu biraz detaylı Tamam. anlatmanızı istiyorum. Bu tüp mide ameliyatı nedir? Kimlere yapılır? Neden yapılır? Kaç yaşına yapılır? Kimlere kesinlikle yapılmaz? Bunlarla ilgili bizi bilgilendirebilir Tamam. misiniz? Şimdi obezite tedavisinde, yani obezite, az önce daha önce de saydık, yani belli indikasyonlar dahilindeki kişilerin uzun dönemde en başarılı ve kalıcı yöntemi cerrahi. Tüp midede bu cerrahi yöntemlerden bir tanesi ve bugün en çok yaygın kullanılan cerrahi teknik haline geldi.
Hangi hastalara yapıyoruz? Demin söyledik, vücut kitle indeksi 40'ın üzerindeyse yapıyoruz. Vücut kitle indeksi 35-40 arasında olup da yandaş sorunu olan, yani tip 2 diyabet, hipertansiyon, diz problemi, uyku apnesi vesaire gibi şikayetleri varsa, bir de 30-35 arasında olup da kontrolsüz diyabeti olan kişilerde de ya bu ameliyatı ya da bir başka ameliyat tekniğini biz tartışıyoruz. Yani isterse yapabiliyoruz. Şimdi teknik olarak baktığımız zaman nedir? Midenin uzunlamasına %75-80'inin çıkarılması esasına dayanır. Teknik olarak basit gözüküyor. Yani yapılması çok teknik olarak kolay bir ameliyat gibi gözüküyor. Ama kendine has tarzı olan bir ameliyat. Yani öyle o kadar hani göründüğü gibi değil. Yani iyi bilmek lazım. Ameliyatın komplikasyonlarını, sıkıntılarını tanımak lazım. Şimdi şöyle çıkarttığımız zaman ne oluyor? Kişide bir tabii hacimsel bir daralmaya sebep oluyor. Yani mideyi %80'ini çıkarttığımız için kişi genel olarak doygunluk hissi yapıyor ve kolayca doyuyor. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenen bizim gibi toplumlarda oldukça etkili bu yöntem. Yani hacimsel yemek yiyen toplumlar için. Onun dışında midenin fundus dediğimiz giriş kısmını çıkarttığımız için orada da iştah hormonu, grelin hormonu var. Bu hormon da genel olarak bir miktar ortadan kalktığı için iştahta da özellikle erkenden önce bir azalma, baskılanma olabiliyor. Onun dışında daha farklı etki mekanizmaları da var. Ama temel etki mekanizmaları bu şekilde. Genellikle de etkinliğini 2 yıl içerisinde gösteriyor. Yani 2 yıla kadar hastalar özellikle ilk aylarda olmak üzere kilo kaybı sağlıyorlar. Başarı oranı 5 yılda fazla kiloların, yani değişiyor tabii kişiden kişiye, %70'lere kadar varabiliyor bu. Bazen daha fazla olduğu oluyor. Bazen daha az olduğu oluyor. Bu kişiye göre değişiyor. Bazen kişiler çok adapte olabiliyorlar ameliyatlara. Şimdi burada tabii temel olarak şu soruluyor. Hep de onun için söylüyoruz. Bu ameliyatlar riskli mi? Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani cerrahi girişim yaptığınız zaman tabii ki bir risk var. Yani öyle bir riski, sıfır riski diyemeyiz. Ama riski çok yüksek ameliyat grubu değil bunlar. Yani nedir şu dünyadaki ortalama? 2000'de 1 gibi bir risktir. Bu da neredeyse kapalı safra kesesi ameliyatlarının riskine yakındır. Ama şöyle bakmak lazım olaya. Yani morbid obez, bu ameliyatları yaptığımız kişiler zaten obez oldukları için sağlık açısından ve yaşamsal risk açısından obezlerin geçirdiği problemler dolayısıyla ciddi risk altındalar. Yani aslında ameliyatın getirdiği riskten çok daha büyük riskleri taşıyorlar. O nedenle ameliyatın riski aslında tabii realize etmeleri zor olduğu için kişiler, yani bu 3 yıl 5 yıl örneğin şöyle söyleyeyim, yani morbid obez bir kişilerin yaşama ortalaması, yaş ölüm ortalamaları 55-56 civarında. Yani normal kişilerden neredeyse 10 yıl daha önce ölüyorlar. Çünkü obezde hipertansiyon, diyabet, uyku apnesi ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Ama tabii ameliyat böyle akut bir iş. Yani o nedenle ya nedir falan, yani sağlıklı yaşıyordu işte, yemeseydi falan deniyor. Ama böyle bir durum değil. Onun için yani teorik bazda baktığımız zaman riskli cerrahi değil. Yani o açıdan rahat olabilir. Nedir önemli? Deneyim. Cerrahın deneyimi, merkezin deneyimi, uygun teknik en önemli şey kriteri. Bir de tabii yani komplikasyon olduğunda da bunu tedavi edebilecek, bunu müdahale edebilecek bir cerrah ve merkez olmasında fayda var. Peki hocam, yurt dışından da çok fazla hasta geliyor. Sizin de var, evet, hastalarınız. Evet. Bunlar ne kadar bir süre ayırması gerekiyor evet, tedavi temel için? Temel olarak biraz tabii şey bir durum. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii günümüzde bir avantaj var. Yani teknoloji çok gelişti. Kolaylıkla irtibat kurulabiliyor. Yani şöyle söylüyoruz biz. Genellikle bu ameliyatı yaptıktan sonra ikinci günde, yani 36-48 saat içinde bir hastaları taburcu ediyoruz. Ama yani ben kendi açımdan bir 10 gün Türkiye'de kalmalarını, ilk kontrollerini mutlaka yapmayı arzu ediyorum. Genel olarak da bir hani 20 günü bırakmakta fayda var. Yani bu ameliyat sonuçta, ama ortalamada bir 10 gündür. Yani ameliyat öncesi hazırlık süreci haricinde ameliyat olup, taburcu olup ilk kontrolünden sonra her şey okeyse gönderiyoruz. Yani 10 gün civarı. Çok teşekkür ederim. Hocam sorular gelmeye devam ediyor. Dediğim gibi bir yayınımızı bitirelim. Bir sonraki yayında devam edelim. Tamam. Cevaplayamadığım sorular için de dediğim gibi mutlaka bunları kaydediyoruz. Daha sonra iletiyor olacağız farklı hocalarımıza da, size de.
Tüm bilgiler için çok teşekkür ediyorum hocam. Çok çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Bir sonraki yayında görüşmek Tamam, bir üzere. İyi sonraki akşamlar yayında diliyorum ben. görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Umarım faydalı, yararlı bir görüntülü konuşma olmuştur. İnşallah hocam. Hoşça kalın. İyi Görüşmek üzere. akşamlar. Görüşmek üzere.